Merhaba arkadaşlar. Falcım Bey kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir deste seç yapacağız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar e, normalde yüzük falına bakacaktım ama bazı sıkıntılardan dolayı bakamadım arkadaşlar. Ben de su falıyla bakmayı tercih ettim. Arkadaşlar e, evleneceğiniz insanın kişisel özellikleri, fiziksel özellikleri neler? Ne zaman bir tanışma yaşayacaksınız? Nerede bir tanışma yaşıyorsunuz? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Bu insan hayatınıza nasıl girecek? Hayatınıza girdiğinde ne gibi değişiklikler olacak? Veya nerede karşınıza çıkacak? İnşallah bunları da söyleyeceğiz. Gördüğünüz gibi iki deste var. Bu sefer iki desteyle yapmak istedim arkadaşlar. Destenizi seçin şöyle. Destenizin üzerindeki sembollere odaklanın arkadaşlar. Odaklandıysanız bakımımıza başlayacağız. Bakımımıza başlamadan önce hem su falınıza bakacağım bir ve deste olarak hem de isimde açacağım arkadaşlar. İnşallah şifası olur. Dilerseniz birinci desteden bakımımıza başlayabiliriz arkadaşlar. Evet birinci desteği seçen arkadaşlarım. Şöyle destenize odaklanın. Destenizin üzerindeki sembole odaklanın arkadaşlar. Odaklandıysanız inşallah bakımımıza geçmek istiyorum. Şöyle şunu alacağım. İlk önce su falınızdan bir başlayalım mı? Birinci desteği seçen arkadaşlarım. Birinci desteği seçen arkadaşlarım da şu anda negatifsel özellikle bir enerjinin var olduğunu, üzerinden gitmediğini, şu dönemler içerisinde biraz bunalım, sıkıntı, özellikle karamsar durumların me mevcut olduğunu arkadaşlar görmekteyim. Bazı konularda bazı insanlarla tartışma yaşamış olan arkadaşlarım da aynı şekilde karşıma çıkmış burada. İlişkilerinde özellikle birinci deste biraz sıkıntılı dönemlere girmiş aslında. Böyle geçmiş enerjisi çok fazla. Geçmişe takıntılı bir insan olduğunuzu aslında bu su falınızda görmekteyiz arkadaşlar. Bazı durumlarda kendinize hakim olamadığınız şeyler var. Veya bazı durumlarda aynı hata yapma tekrarı gibi durumlarınız var arkadaşlar. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Su falınızda belirtmiş bunları. Özellikle çevrenizde bilmiyorum, bilmiyorum ama çevrenizdeki enerji biraz karşımıza çıkmış arkadaşlar. Çevrenizdeki insanlara özellikle bir şu dönemler içerisinde biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Hakkınızda pek çok dedikodu yapılmış olabilir arkadaşlar. Yaşlı bir kadın var. E, bu kadının yanında genç bir kadın var. E, bu kadınlar tam olarak size aslında bir rehberlik yapma durumu olabilir arkadaşlar. Bunları da söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarım e, hayatlarında çok pek çok konuda aslında kısıtlanmış olabilir. Ve e, birinci desteği seçen arkadaşlarımın Pek çok keşkesi olmuş arkadaşlar. Bu aşk hayatında bile aynı şekilde geçerlidir. Yani aşk hayatında aslında biraz şanslısınız birinci desteği seçen arkadaşlarım. Onun dışında hayatınızda belli başlı gelişmeler oluyor. Yani bunu da söylemek dile getirmek istiyorum. Tabii ki tarot kartlarında bunları söyleyeceğiz arkadaşlar. inşallah. Bazı arkadaşlarım geçmişe takıntılı demiştik. Yani geçmişsel enerji var birinci destede. Bu durumlardan ötürü e, özellikle kariyer hayatına odaklanma sorunu yaşayan da arkadaşlarım burada mevcut olmuş arkadaşlar. Evet. Su falınızı aldım bir kenara. Kenara. Tarot kartlarınızdan bakımımıza başlayacağız. Birinci desteği seçen arkadaşlarım için. İnşallah şifa olur arkadaşlar. Bakalım. Evleneceğiniz insanın sizin üzerinizdeki etkisi ne olacak? Bu insanlar nasıl bir tanışma sağlayacaksınız? Nereden bir tanışma sağlıyorsunuz? Veya kimin aracılığıyla bir tanışma sağlayacaksınız? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Bu insanın karaktersel özellikleri, fiziksel özellikleri neler? Bunlara bakacağız inşallah. Evet. Değne kasını vermiş burada. Joker kartını vermiş arkadaşlar. Şöyle alayım. Gördüğünüz gibi. Değnek ikilisini vermiş. Hmm. Kupa Kraliçesi, Kupa Altılısı. Arkadaşlar, açıkçası ben şunu söyleyeyim size, mükemmel gördüm ya. Hani kartlarınız o kadar güzel gelmiş ki, içiniz kadar o kadar güzel gelmiş ki kartlarınız. Artık yani şöyle söyleyeyim sizler için. Şimdi e, hayatınızda belli başlı sıkıntılar zaten olmuş ama şimdi bunların meyvesini yeme vaktinizin e, vaktinin geldiğini düşünüyorum ben. Özellikle bunları da zaten burada belirtmiş. Joker kartında arkadaşlar Joker kartında hayatınızda bakın şurada şöyle göstereyim Joker kartında hayatınızda yeni başlangıçları yapmak istediğinizin Aslında burada bir vurgusunu belirtmiş ama bazı konularda e, böyle plansız hareket ettiğinizi görmekteyim birinci desteği seçen arkadaşlarım e, ama aşk konusunda olsun e, dediğim gibi yeni başlangıçlar artık yapma dönem içerisine girmişsiniz şu aralar zaten kısmetiniz açık arkadaşlar ee, bir insanla tanışma sağlamış olabilirsiniz. Bu insanın huylarını bu insana yeni bir tanışma sağlamış olabilirsiniz. Bu insanın huyunu suyunu öğrenmek istiyorsunuzdur. Ee, i̇nşallah bunları da e, söyleyeceğiz diyelim. Şimdi burada arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla zaten kötü bir enerji vermemiş burada. Özellikle uzaklık ilişkisi yaşayabilirsiniz. Birinci desteği seçen arkadaşlarım. Veya uzaktan bir insanla evlilik sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu insan sosyal medya üzerinden karşınıza çıkabilir. Ne bileyim internet internet ortamı artık Instagram, e, Twitter gibi bazı ortamlarda karşınıza çık çıkabilir. E, bu insanla o şekilde bir karşılaşma yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında bu insanla tanışmanız tam olarak altılı vakitlerde oluyor arkadaşlar. Yani e, siz ilk başta diyorsunuz ki tamam ben e, geçmişimden ötürü bazı sıkıntılar yaşadım. Bu sıkıntıyı aynı şekilde seninle yaşamak istemiyorum diyorsunuz ama ee, tam olarak böyle istemem yani cebime koy havası var biraz sizde arkadaşlar burada karşı tarafta biraz e, ilk başta böyle havalı gelebilir size gizemli gelebilir çünkü gizemliliğini koruyan bir insan kendini gizemli gösteren bir insan arkadaşlar buna da dikkat sağlamak istiyorum aslında sizler için ee, ama sizin tam olarak görünüşünüze fiziğinize özellikle duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlar o kadar odaklanmış ki veya o kadar odaklı ki e, bu insanla tanışmanız an meselesi diyebilirim birinci desteği seçen arkadaşlarım Çünkü hayatınızda pek çok kararlar almışsınız Bu e, aşk hayatı olsun genel hayatınız olsun bunlarla ilgili elde ettiğiniz pek bir şey olmamış hayatınızda bunu açık açık söyleyeyim arkadaşlar e, Sizde fikirlerinizi artık planlarınızı fikirlerinizi değiştirme kararı almışsınız bu aşk hayatı için özellikle geçerlidir arkadaşlar Tabii ki bunlar olunca da sizin bakış açınız, insanlara bakış açınız olsun her türlü değişiyor arkadaşlar. Şimdi karşınızdaki insana tanışma yaşayacaksınız. Dediğim gibi sosyal medya üzerinden veya sosyal medya mecraları üzerinden arkadaşlar bir tanışma sağlayabileceğinizi görmekteyim özellikle. Dediğim gibi uzaklık ilişkisi yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ne bileyim siz mesela İstanbul'da oturuyorsanız karşı taraf Çanak, Çanakkale'de oturuyordur gibisinden anladınız mı? Onun dışında dediğim gibi altılı vakitlerde bir tanışma sağlıyorsunuz bu insanla arkadaşlar. Hayatınıza gerçekten o kadar çok güzel bir şekilde giriş yapıyor ki. Yani e, normal insanları değil de böyle farklı insanları tercih eden bir kişiliğiniz var sizin burada aslında. Burada bunu belirtmiş. E, karşı tarafa biraz yargılı yaklaşıyorsunuz arkadaşlar. İlk tanışma sağladığınız durumlarda biraz yargıyla yaklaşıyorsunuz karşı tarafa. Çünkü... Geçmişten ötürü bazı güven sorunlarınızın var olduğunu ve bu güven sorunlarınızı aşmanız gereken bir dönem içerisinde aslında olduğunuzu burada yine vurgulamak istemiş. Onun dışında büyük bir duvar e, engeliniz var sizin arkadaşlar. Yani ilişki hayatında mı aşk hayatında mı artık böyle önünüze duvar örmüşsünüz. Diyorsunuz ki yani kafamdaki şu şu insan mesela dürüst olacak yalan söylemeyecek gibisinden veya benimle ilgilenecek bir insan istiyorum ben artık diyorsunuz. Yani İlişki hayatında o kadar çok e, bunalmışsınız ki veya o kadar bunaltmışlar ki sizi artık bu şekilde bir ciddiyet e, durumu kavramışsınız arkadaşlar. Ama size şunu söyleyeyim mi? Karşı taraf da bunları kavramış zaten arkadaşlar. En az sizin kadar e, ilişkide kırgın, üzgün bir şekilde e, hayatına devam etmiş bir insan karşımıza çıkmış burada. Dürüstlüğü açısından hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar merak etmeyin. Bazı konularda belki bazı huylarını sevmeyebilirsiniz veya size uygun gelmeyebilir. Özellikle kültürleriniz belki de uygun gelmeyebilir ama bunlar çözülemeyecek bir şey değildir arkadaşlar. Kesinlikle bunlar çözülecek bir şeydir. Yani bu durumlarda tabii ki de hayatınıza çıkan kısmetlerinizi özellikle değerlendirmeniz ama bir sorununuz var arkadaşlar. Her insana ön yargılı yaklaşmayın veya her insana geçmişinizdeki insanlar gibi yaklaşmayın. Çünkü bu durumlarda da karşı taraf der ki arkadaşlar hani geçmişindeki insanlarla beni neden kıyaslıyorsun ki yani daha tanımıyorsun veya huyum huyumu bilmiyorsun suyumu bilmiyorsun gibisinden bir yorum alabilirsiniz. E, bu da sizin için iyi olmaz diyorum ben. Onun dışında arkadaşlar e, böyle arkanıza yaslanmışsınız. zaten bir dinlenme dönemi yenilenme dönemi içerisinde olduğunuz aslında burada görmekteyiz. Yani ilişki hayatında o kadar güzel bir sayfa açıyorsunuz ki artık hani Geçmiş sayfalarınıza, geçmiş sayfalarınıza baktığımızda biraz kirli çıkmış arkadaşlar. Neden kirli? Çünkü ilişkisinde özellikle birinci desteği seçen arkadaşlarım yıpranmış. O kadar yıpranmış ki yani artık düzgün bir şeylerin olmasını istiyor. Hayatında düzgün bir şeylerin olmasını istiyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım şunu da söyleyebilir. Ya bu zamana kadar ben bu yaşıma kadar işte pek çok ilişki yaşadım hayatımda. Ama... Hiçbiri bana düzgün bir şekilde yaklaşmadı diyen arkadaşlarım da vardır illaki. Arkadaşlar bu durumda e, şimdi şu, şu şekilde bunu açıklamak istiyorum. Hayatınızdaki insanlara özellikle e, bir ilişki kurmadan veya alışmadan kesinlikle bağlanmayın arkadaşlar. Karşınızdaki insanı bir tanıma fırsatınız olsun. Karşınızdaki insana bir tanıma fırsatı verin. Kendinize hem kendinize hem de bu insanı tanıma fırsatı verin kendinize. Çünkü bazı şeylerde aceleci daralabildiğinizi aslında görmekteyiz. Birinci desteği seçen arkadaşlarım biraz hayatınızda kısıtlanmışsınız. O yüzden ilişki hayatında da karşınızdaki insanları biraz kısıtlayabildiğinizi aslında görmekteyiz. Arkadaşlar bu durumlarda kendinizi zaten değiştirmeye almışsınız. Bakın Joker kartı Joker kartı yenilenme kartıdır arkadaşlar. Yeni başlangıçların kartıdır. Yeni sayfaların, yeni defterlerin inşallah kartıdır arkadaşlar. Zaten şurada şu güneş kartına baktığınızda artık aydınlanıyorsunuz, parlıyorsunuz arkadaşlar. İlişki hayatında boyu posu bir insanla artık karşılaşma dönemi içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Arkadaşlar bu insanın karaktersel, fiziksel özelliklerine gelelim inşallah. Şimdi şöyle baktığımda e, ailesine önem veren bir insan. Çevresi tarafından, çevresi geniş olabilir arkadaşlar bu arada. Çevresi tarafından sevilen, sayılan, dürüst bir insan olduğunu söylüyorum. Onun dışında arkadaşlar biraz sessiz veya sakin davranabilir. Veya yapısı böyledir ama biraz sinirli olduğunu, sinir konusunda biraz daha yüksek seviyede olduğunu aslında görmekteyiz. Bu insanın belirli başlı sorunları olmuş. Geçmişinde arkadaşlar. Bu ailesel olsun, finansal olsun bazı sıkıntılar yaşamış ama şu anda bir aydınlanma dönemi içerisinde zaten karşı taraf. Hiçbir şekilde bununla ilgili bir şüpheniz olmasın ki zaten olmaz arkadaşlar. Hani... Sizin istediğiniz zaten kalbime göre bana göre özellikle ilişkide yalan istemiyorsunuz karşı taraf zaten bunlara uyuyor bu profillere uyuyor arkadaşlar bu kriterlere özellikle uyuyor diyebiliriz zaten bakın altılı vakitlerde o kadar güzel bir size teklif ediyor ki bu insan veya bir eğlenme teklifi alabilirsiniz arkadaşlar şu karta bir bakın gördüğünüz gibi yani ben ben bunu burada açıklıyorum. İnşallah size de şifası olur arkadaşlar. Bakın size e, hediyeler veriyor burada arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi. Yani sizi şımartıyor bu insan. Hayatınıza girerek sizi şımartıyor aslında. Hem şımartıyor hem de sizi hayata bağlıyor arkadaşlar bu insan. Şimdi geçmişte bazı şeyler, bazı sıkıntılar yaşamış olabilirdiniz. Bu insan sizi inşallah hayata bağlayacak birinci desteği seçen arkadaşlarım. E, arkadaşlar bu arada... E, bu insanın fiziksel özelliklerine baktığımda uzun boylu, zayıf bir insan olarak karşımıza çıkmış. Yüz hattı biraz daha belli olan, alnı açık, özellikle saçları biraz kıvırcığa kaçabilir veya dalgalı olabilir arkadaşlar. Bunları belirtmek istiyorum. Genelde sportif takılan, hayatında genelde bazı şeyleri sportif takılan ama detaycı bir kişiliğinin olduğunun yine burada farkındayız arkadaşlar. Özellikle bu insanın biraz daha eli açık olduğunu görmekteyim arkadaşlar. Hani yardım etmeyi seviyordur veya yardım kurumlarına bağış yapabiliyordur arkadaşlar. O şekilde bu insanın hani eli açık bir insan olduğunu görmekteyiz. İnşallah birinci desteği seçen arkadaşlarım. Evet şöyle melek kartlarınıza bakalım. Ne demiş bize? Toprak uşağı. Bilgili, güvenilir, sabırlı, başarılı demiş. Burada ne demiş? Finansal konularda iyi haberler, daha zorlu bir şey yapmak isteği, yeni bir çalışma alanı diyor. Arkadaşlar burada aslında ilişki hayatında, geçmiş ilişki hayatınızda kırılıp incindiğinizi özellikle göstermiş. Ve diyor ki hani gelecek hayatındaki karşına giren insan, hayatına giren insan seni toparlayacak diyor. Bu ne olursa olsun seni toparlayacak diyor. Sende bir toparlanma durumu oluşacak ve karşı tarafa artık alışma sağlayacaksın. Güven, güvence özellikle güven duygunuzu karşı taraftan istiyorsunuz ama karşı taraf her türlü size bu güveni bahşediyor, size bu güveni sunuyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde şüpheniz olmasın inşallah diyelim. Hayatın küçük lükslerin tadını çıkarma, yalnız başına zaman geçirme, başarılı, serbest meslek demiş hayatın küçük güçlerin tadını çıkarma, yalnız başına zaman geçirme, başarılı serbest meslek. Yani e, burada şunu demiş. Sen bir işle ilgilenirken veya bir iş yaparken özellikle yoğun dönemler içerisindeyken bu insan karşına çıkıyor. Sizinle olan bağı o kadar uyuşuyor ki size artık diyorsunuz. Yani ilk görüşte dediğim gibi biraz ön yargılı davranıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki karşı taraf bu ön yargınızın neden olduğunu hissedebiliyor arkadaşlar. Bu konuda da şüpheniz olmasın. Suçluluk duygusunu vermiş, erginlik kartını vermiş hmm. ve yolculuk kartını vermiş. Dediğim gibi uzaklardan gelecek bir insan arkadaşlar, sizin hayatınıza girecek. İnşallah sizinle bir evlilik sağlayacak. Bakın yolculuk, erginlik, suçluluk duygusu. Ee, bir konuda da arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Karşınızdaki insan hayatınıza girecek ama evliliğinizde bu insan olacak ama siz suçluluk duygusu içerisinde bulunabilirsiniz bazı e, konular yüzünden bu geçmişiniz yüzünden işte acaba geçmişimde şöyle bir insan vardı ben onu aldatmış mı oluyorum şimdi gibisinden e, biraz çelişkiye girdiğinizi aslında görmekteyiz burada suç suçluluk duygusunda ama arkadaşlar şimdi geçmişinize bir bakın. Geçmişinizdeki insana bir bakın. Size neler verdi bu zamana kadar? Size neler bahşetti şu, şu zamana kadar? Bunlara bakın o şekilde hayatınıza devam edin. Zaten yeni bir başlangıç yapmak istediğinizi gördük birinci deste. İnşallah şifası olur arkadaşlar. Şöyle isim de açmak istiyorum. İnşallah birinci desteği seçen arkadaşlarım için. Evet, burada D harfini vermiş. A harfini vermiş arkadaşlar. V harfini vermiş. S harfini görmekteyiz burada. I veya I harfi olabilir arkadaşlar burada. C veya C harfini burada belirtmiş arkadaşlarım. İnşallah şifası olur birinci deste. Dilerseniz ikinci desteğe geçelim arkadaşlar. Merhabalar ikinci desteği seçen arkadaşlarım. İkinci desteği seçen arkadaşlarım destenize odaklanmanızı istiyorum. Sizden inşallah desteğinize ve destenizin üzerindeki sembole odaklandıysanız bakımımıza başlayabiliriz. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Şöyle su falınıza bakacağım arkadaşlar. Şimdi e, burada bir karışıklık e, enerjisi gördüm aslında. Geçmişten bir enerji gördüm arkadaşlar. Geçmişten bir enerjinin var olduğunu aslında üzerinizdeki etkisini gördüm burada. E, bazı durumlarda ikinci desteği seçen arkadaşlarım uykusuz kaldığınız özellikle sağlık konusunda bazı problemler yaşadığınızı ne bileyim e, bazı arkadaşlarımın diz kapağında baş ağrısı gibi bazı sorunları olabilir. Özellikle kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarım sürekli ilaç kullanması, hap kullanması gereken arkadaşlarımın yine burada var olduğunu görmekteyim. Aslında ikinci desteği seçen arkadaşlarım biraz stresten kaynaklı bazı sorunlar yaşadığınızı burada belirtmiş. Onun dışında çok çok kararsızsınız arkadaşlar ve çok çelişkide kaldığınızı özellikle görmekteyiz. İkinci desteği seçen arkadaşlarım hayatınızda belirli başlı Amaçlarınız varken bile e, siz bazı durumlarda olumsuz e, şeyler düşünebiliyorsunuz. Hayatınızda hep olumsuz şeyler düşündüğünüz için geçmiş enerjinizde de bakın burada olumsuz şeyler de var olmuş olabilir. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Hayatınızdaki insanlara seçici davranmanız gerekiyor arkadaşlar. Hayatınızdaki arkadaşlarınızı çevrenizi seçerken biraz daha seçici olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları da belirtmek istiyorum. İkinci desteği seçen arkadaşlarım için. Evet şöyle ikinci destenin kartlarına bakacağım. Bakalım buradan neler vermiş. Hmm, kupa dokuzusunu vermiş. Para ikilisini vermiş. Kılıç dörtlüsünü vermiş arkadaşlar. Şöyle yapalım. Hmm, kupa onlusunu vermiş. Değnek prensini vermiş. Ve kılıç onlusunu vermiş. Şimdi ne demiştik? İlk başta ne demiştik arkadaşlar? Geçmiş bir enerji sezdim su falınızda. Şimdi hayatınıza aslında yeni bir yeni bir insan girmiyor sizin. Geçmişten gelen bir insan giriyor ve siz bu insanla bir birliktelik yaşıyorsunuz veya bu insanla bir evlilik sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü e, geçmiş enerjiye baktığımda uzun süreli bir ilişki aslında burada var olmuş olabilir. Ne bileyim bazı konularda bu insanla belki anlaşma sağlayamadınız veya bazı konularda karşı taraf sizden bir soğuma sağladı ama karşı tarafın da bu arada arkadaşlar derdi sıkıntısı şu aralar çoğalmış hem size bir geri dönüş yapamıyor ayrılık sonrasında hem de finansal konularda bu insanın bazı durumlarda sıkıntıya girdiğini bir daralma içerisinde bulunduğunu aslında görmekteyiz arkadaşlar ilişkide karşı taraf Karşı taraf pek çok konu, bazı konularda kısıtlıyor olabilirdiniz arkadaşlar ama karşı taraf diyor ki her ne olursa olsun ben bunu ben bu insanın karakterine aşığım diyor. Yani tam olarak sizin e, fiziksel özelliklerinize değil de tam olarak karakterinize vurulmuş. Karakterinizdeki duruşunuza, e, karakterinizdeki olgunluğunuza, geçmişte bazı sıkıntılar zaten yaşamış olabildiğinizi burada belirtmiş arkadaşlar. Bakın bu durumlarda da karşı taraf diyor ki ben bu insanın geçmişindeki çektiği sıkıntıları biliyorum. Ben bu insanın hayatını biliyorum. Ben bu insanın içini biliyorum aslında diyor. Yaptığı veya söyleyeceği kelimeyi bile biliyorum diyor. Ama bana biraz zaman vermesi lazım bazı konularda diyor. Ben bu zamanı aldığımda Ben bu zamanı Ben bu zaman içerisinde kendime Kendim hayatımı kendimi özellikle bir düzene soktuğumda Çünkü Karşı taraf bazı durumlarda belki de size soğukluk sağlayabiliyordu arkadaşlar kısa kısa cevaplar verebiliyordu bir anda aranızda kopukluk olmuş olabilir tartışmaya girmiş de olabilirdiniz arkadaşlar ama ama hiç merak etmeyin zaten bakın şurada bir soru işaretleri içerisinde kaldığınızı biraz yenilenme dönemi içerisinde dinlenme dönemi içerisinde olduğunuzu ikinci desteği seçen arkadaşlarım görmekteyiz yani karşı tarafla e, ara sıra belki konuşmalarınız oluyordu git gelli durumları yani git gelli durumlar oluyordu. Belki size bazı engeller koydu ilişkide. Belki de e, bana ulaşmasın diyor arkadaşlar. Şu sıralar zaten biraz sıkıntılı ve sinirli. E, bazı durumlarda bu insan size vurdum duymazlık sağlıyor sağlıyor olabilirdi arkadaşlar. Bunları burada da belirtmiş. Ama ne olursa olsun arkadaşlar sizin bu insanla bir geleceğiniz oluyor hayatınızda. Yani karşı taraf eee Büyük bir değişimin içerisine giriyor aslında ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Çünkü hayatında pek çok şeyi değerlendirmiş, pek çok şeyi yaşamış. Artık bir şeyde karar vermesi gerekiyor. Ve bu kararı inşallah bakın değnek prensi ile birlikte sizden yana veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kupa onlusu çok güzel bir karttır. Evli, mutlu ve çocuklu diyelim artık inşallah ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Burada bakın. İki kişi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar çok mutlu böyle gülüyorlar etrafa da neşe saçıyorlar arkadaşlar. Uzak bir şehirdeler mi? Bir bağ bahçesindeler mi? İki tane de çocukları var gördüğünüz gibi. İnşallah siz de bu mutluluğu yakalarsınız. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Dediğim gibi arkadaşlar bakın şurada karşı tarafın finansal sıkıntılar içerisinde aslında olduğunu şu dönemler içerisinde vermiş. Bazı konularda sinirli Kendini bazı konularda tutamıyor arkadaşlar. Ama bu insanın netliği sizi çekmiş. Bu insanın net olması sizi çekmiş aslında hayatınızda. O yüzden bu insanı aslında biraz bırakmaya, bu insanı aslında aklınızdan da silemiyorsunuz arkadaşlar. Gelse diyorsunuz hayatıma ne güzel olur. Gelse veya kendini ifade etse bana veya kendini açıklasa bazı durumlarda ne güzel olur diyorsunuz. İnşallah da bir geleceğiniz olacak arkadaşlar. Bu insana da bir eliniz inşallah olacak. Bu inşallah arkadaşlar dokuzlu vakitlerde oluyor diyelim. Karşı tarafla ilk önce arkadaşlar karşınıza çıktığında arkadaşlar bu insan ilk bir konuşma içerisinde bulunuyorsunuz bu insanla. Yani bir tartışma içerisine giriyorsunuz. Ama bu sürtüşmeli bir tartışma olmuyor arkadaşlar. Şimdi karşı taraf kendini size ifade ediyor. Siz de diyorsunuz ki ya tamam da sen bunları bana söylüyorsun da sen bu zamana kadar neredeydin veya ne yapıyordun? gibisinden bir e, yaklaşım sağlayacağınızı aslında gördüm arkadaşlar çünkü hani uzun bir süre ayrılık yaşamış olabilirsiniz veya yeni ayrılmış olabilirsiniz arkadaşlar burada bunları belirtmiş onun dışında e, bakın burada ilişkide karşı taraftan e, yediğiniz darbeler karşı taraftan yediğiniz e, artık hakaret mi etti size bazı konularda e, çok mu bağırdı e, çünkü sinirli bir insan kendini tutamayan Biraz dengesiz bir insan olarak karşımıza çıkmış arkadaşlar. Bu durumlarda sizin böyle üzüldüğünüzü görüyorum aslında. Hem üzülüp hem de biraz yarı, yarı yolda bırakılmışsınız gibi ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Ama arkadaşlar dediğim gibi sizin bu insanla bir geleceğiniz oluyor. Çünkü kendini o kadar değiştiriyor ki size karşı. Yani hayatında pek çok e, bazı konulara odaklanmış, hayatında belki de yeni bir ilişki istemeye karar vermiş olabilir bazı durumlar içerisinde. Ama bu insanın yönelimi size oluyor arkadaşlar. Yani hiçbir ilişkisinde mutlu olamamış sizden sonra. Size bir yönelim oluyor dediğim gibi ve siz bu insanla bu evlilik yaşama durumunuz o kadar çok yüksek yani bunu burada da belirtmiş. Bu insanın fiziksel özelliklerini biraz daha değinmek istiyorum şurada. Kalıpsal olarak omuzların biraz geniş olduğunu, özellikle spor alanlarıyla çok ilgili olduğunu görmekteyim. Ne bileyim futbol olabilir, fitness olabilir arkadaşlar spor alanıyla çok ilgili olduğunu, özellikle bu insanın biraz e, ünlülük durumu var arkadaşlar ne bileyim yani kızların çok sevdiği bir işle ilgileniyor olabilir müzik olabilir sanat olabilir çizim olabilir arkadaşlar dediğim gibi spor olabilir. Onun dışında e, bu insanın e, fiziksel özelliklerinde yine şunlara değinmek istiyorum arkadaşlar kaşları tam olarak böyle dümdüz arkadaşlar dümdüz arkadaşlar dudak yapısı biraz kalın olabilir arkadaşlar. Çenesinde veya e, biraz böyle elmacık kemiğinin aslında çıkıntılı olduğunu görmekteyiz. Tam olarak yüzünü belli ediyor arkadaşlar. E, bir gamzesi olabilir bu insanın suratında. Onun dışında arkadaşlar e, dediğim gibi bu insan sporcu da olabilir aslında. E, fiziksel yapıdan aslında güzel bir fiziğe sahip olduğunu görmekteyiz. Yani kendine bakımına önem veren bir insan. Hayatında ailesine de aynı şekilde önem veren bir insan. Çevresi konusunda Kimlerle arkadaşlık yapacağını bilen, özellikle bazı konularda insanlara rehberlik veren, tam olarak böyle karaktersel açıdan oturtmuş aslında, düzenli bir şekilde oturtmuş bir insan, olgun bir insan arkadaşlar kesinlikle. Zaten böyle olmasaydı siz bu insana birlikte olmazdınız. Onun dışında arkadaşlar, hayatındaki giren insanlara özellikle çok dikkat ediyor, hayatındaki bazı konularda çok detaycı davranıyor. Bunları da belirtmek istiyoruz inşallah. Evet bu insanın e, size e, mesaj atma durumu olabilir arkadaşlar. Dokuzlu vakitlerde inşallah. E, siz sadece oturun ve bekleyin. Zaten şu sıralar içerisinde çok bunalmışsınız artık beklemekten ağaç olmuşsunuz arkadaşlar. Ama sabrın sonu selamettir ikinci deste. Sizler için bu sözümü burada vurgulamak istiyorum. Evet bakın burada romantizm kapınız açılıyor artık arkadaşlar. Çok beklediğiniz insan yollarını gözlediğiniz, çok gözyaşı döktüğünüz, gözyaşlarınız artık e, içinizde böyle keder oluşturduğunu görmekteyim. Gurur yaptığınızı bazı konularda görmekteyim. Sıkıntıya girdiğinizi, bunalıma girdiğinizi görmekteyim. Arkadaşlar bakın romantizm kapınız ikinci deste inşallah açılıyor. Evet burada becerikli iş ödüllendiriliyor. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme, okula geri dönme diyor. Şimdi burada ben bunu şu şekilde açıklamak istiyorum. Karşı taraf bazı konularda belki bir şey saklamış olabilirdi arkadaşlar sizde sizden. Belki de ilişkiniz bu şüphe üzerinde de bitmiş olabilir. Çünkü bir tartışma yaşanmış olabilir arkadaşlar. Diyor ki karşı taraf e, hayatınıza giriş yaptığında, tekrardan size bir dönüş sağladığında e, bazı şeyleri artık açıklayacak sana diyor. Senin de artık bilmediğin hani bu insan hakkında bilmediğin pek çok şey olabilir. Çünkü belki de söylemiyordu yani hayatında hayatıyla ilgili bazı şeyleri size söylemiyordu. Ama söyleyecek diyor burada inşallah diyelim. Evet iyileştirme, tamamlanma ve dönüşüm kartı. Bakın yani eksik bir parçanız varmış. Bu insan gelip bunu tamamlayacak arkadaşlar. Vallahi çok güzel gördüm ikinci desteği seçen arkadaşlarım. İnşallah evliliğiniz geçmiş enerjinizdeki bir insanla oluyor arkadaşlar iyileştirme kartı. Bu insanın size tam olarak bir geri dönüş sağladığında hayatınız renkleniyor arkadaşlar. Çünkü şu anda bir içiniz kararmış aslında. Karşı taraf inşallah sizi bir iyileştirme durumu içerisinde bırakacak. Bakın dönüşüm kartında da e, inşallah bu insanın size geri dönüş sağladığında hayatınızdaki bazı şeylerde ani kararlar alacağınızı, evlilik konusunda olsun, aşk konusunda olsun ani kararlar alındığını görmekteyim. İnşallah şifası olmuştur e, ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Şöyle sizler için isimle açalım. İnşallah. Evet. Burada F harfini vermiş. C veya Ç harfi olabilir arkadaşlar. T harfini vermiş. Şunları şöyle alalım. Hı, -hı. M veya N harfi olabilir arkadaşlar. D harfini vermiş. ve R harfini vermiş. İkinci desteği seçen arkadaşlarım inşallah şifası olmuştur.